cennet erildir ve yeryüzüyle bir çift oluşturur. İlk Çin ansiklopedisi, Lu Buwei'nin ilkbahar ve yaz kayıtları başlangıç hakkında düşünceler adlı bölümünde cennet görünmez ve yaratıcıdır, yeryüzü görünür ve şekil vericidir yazar. Efsanelerde cennet insan hayatını yöneten kişisel bir tanrıdır. Eskiden kapıların üzerinde şans cennetten gelip ibaresi asılırdı. Çince'de cennetin bize davranışlarımızın sonucunda hak ettiğimiz iyi ve kötü şansı yollaması hakkında çok sayıda atasözü vardır. Yani sözcüğü kader anlamında da kullanılır. Çocuğunu kaybeden bir anne cennet onu aldı anlamında yani der. Cennette başta tanrılar yaşamaktadır ve sonraki mitoloji bunları imparator ve yeryüzündeki hiyerarşik yönetiminden esinlenerek sınıflandırmıştır. Bazı tanrılar görevleri yeryüzünde olduğundan burada yaşarlar. Yeni yıldan birkaç gün önce cennetteki imparatora resmi bir ziyarete bulunurlar ve insanların yıl boyunca sergilediği davranışları bildirirler. Örneğin Ocak Tanrısı. En tanınmış romanlardan birinde bir yağmur tanrısı, en yüksek tanrının ona verdiği buyruğa karşı çıkmaya cüret eder ve bunun için çok ağır bir şekilde cezalandırılır. Chu Ye'nin bir eserinde yer alan "Cennet insanoğlunun anne babasıdır" cümlesinden cennete bir zamanlar gösterilen saygıyı görmek mümkündür. Böylece hasta ve üzgün olanların ailelerinden yardım alması gerektiği gibi keder ve büyük sıkıntı içinde olanlar da cennetten yardım istemelidirler. Cennetin altında olan, hem Çin İmparatorluğu hem de medeni dünya anlamında kullanılan dile çok eskiden beri yerleşmiş bir deyimdir.